Evet, günün gündemi tahıl koridoru anlaşmasına atılacak imzalar. Dünyanın en önemli iki tahıl üreticisinin Rusya ve Ukrayna'nın ürünlerini ihraç edememeleri gıda fiyatlarında artışa neden oldu. Alıcı bekleyen yaklaşık 25 milyon ton tahıl bu anlaşma sayesinde dünya pazarına taşınabilir ve olası bir gıda krizinin de önüne geçilebilir. Peki imza sonrası nasıl bir süreç yaşanacak? Gazeteci ve NTV programcısı Mete Çubukçu ile konuşacağız şimdi. Mete Çubukçu, merhaba. Merhaba Zehra. Şimdi 16.30'daki o töreni bekliyoruz elbette, herkes gibi biz de. Gemiler nerede bekliyor? Hemen bunu sorayım. Ve de o mayınlı alanlardan nasıl çıkartılacak o gemiler? Mayınlı alanlar sorunu gerçekten en önemli parçasını oluşturuyor. Baktığımız zaman bu anlaşma sadece tahıl anlaşması değil tabii ki. Tahıl çok çok önemli. Bütün dünya için önemli. Onun için dünyanın gözü bugün İstanbul'da. Ama bunun bir savunma, bir lojistik boyutu da var. Savunma boyutuna gelince, bilindiği gibi savaş başladıktan sonra özellikle Odessa'ya doğru ilerleyen Rus deniz kuvvetlerini engellemek için Ukrayna deniz kuvvetleri o bölgeyi mayınlamıştı ve uzun süredir mayınlıydı ve o mayınları toplamadılar. Bunun üzerine pazarlıklar yapıldı. Hatta şu bile konuşuldu. Türk donanmasının da yardımıyla mayınlar temizlensin ve tahıl koridoru açılsın. Ama şu anda anlaşılıyor ki bu 16.30'daki toplantıda daha netleşecek. Mayınlar temizlenmeden bir takım kılavuzlarla, belki Türk donanması da bu işin içine katılacak Birleşmiş Milletler denetiminde, bir takım kılavuz gemiler o Odessa limanında, Pivdeni limanında, birkaç limanda daha bekleyen silolarda ve o gemiler, o kıyılardaki gemilere kılavuzluk edecek, öncülük edecek ve onları mayınlı alan dışına taşıyacak gibi görüyoruz. Çünkü Ukrayna şunu söylüyor: mayınları temizlersek Rusya'ya karşı savunma güvencemiz kaybolur. Dolayısıyla mayınları şu anda temizlemiyoruz. Yani o ilk baştaki alternatif kaldırıldı. Kılavuzlar aracılığıyla gemiler ve o silolardaki tahıl belli bir noktaya kadar getirilecek. İşte belli bir noktaya kadar getirilecek o gemilerle, o tahıl mayınlı alandan çıktıktan sonra nasıl bir rota izleyecek? Bu da yine çok önemli, süreci etkileyecek bir soru esasında. Evet, şimdi yine genel hatlarıyla tabii konuşuyoruz. Dediğim gibi öğleden sonra bunlar netleşecek, teknik alanlar. Kılavuz gemiler, o tahıl yüklü büyük tankerleri, ki bunlar gerçekten dev tankerler, silo tankerleri, çeşitli tahıllar taşıyorlar. Mayınlı araziden çıkardıktan sonra belli bir noktaya getirecekler. Ve o noktada yine detaylarını öğreneceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri ya da Türk donanması olacak. Birleşmiş Milletler yetkilileri olacak. Ve yine anladığımız kadarıyla Ruslar olacak. Çünkü bu gemiler belli bir noktaya getirildikten sonra, yani uluslararası karasularına tam çıkmadan önce kontrol edilecek. Neyi kontrol edecek? Rusların gerekçesi şu: bu gemilerle herhangi bir askeri malzeme ya da silah taşınması içeriye ya da dışarıya olmaması gerekir diyor. Bunu da biz kontrol edeceğiz diyorlar. Belli ki bir konsorsiyum Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olacağı, belli noktalarda, o kontrol noktalarında bu tahıllar kontrol edilecek ve oradan İstanbul Boğazı'na doğru kontrollü bir şekilde gelecek. Ukrayna'da şunu söylüyor: Rus donanması, Rus deniz kuvvetlerinin bizim karasularımıza girmemesi gerekiyor. Demek ki uluslararası sulara yakın bir yerde böyle bir kontrol mekanizması kurulacak. Tabii denetlemenin başında da büyük bir ihtimalle Birleşmiş Milletler olacak, ama Türk Silahlı Kuvvetleri de burada önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Tabii öğleden sonra hepsi netlik kazanacak, ama şimdi bu denetleme mekanizmasının nasıl olacağı sanıyorum çok çok hayati. Tabii. Denetleme mekanizması çok tartışmalara neden oldu. Şunun için oldu aslında, iki taraf için de bu geçerli. Çünkü geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Rus limanlarından, işgal altındaki limanlardan ya da Rusya'nın kendi limanlarından çıkan bir takım tahıllar Türkiye'ye getirildi. Ukrayna bunların aslında çalıntı tahıl olduğunu iddia etti. Gemiler kontrol edildi vesaire. Şimdi bu iş biraz daha ciddi. Çünkü iki yönü var. Bir, Ukrayna'nın tahılı gelecek. İki, Rusya'nın tahılı da burada gelecek. Belki biraz sonra konuşuruz. Böylece Rusya ilk kez savaştan bu yana uluslararası ambargo dışındaki gıda uluslararası ambargo denetiminde değil. Ama ona rağmen dünyaya kendi mallarını
satabiliyor olacak. Onun için bu denetim mekanizması belki ilk başlarda biraz yavaş ilerleyebilir. Çünkü bunun bir takım prosedürleri olacak. Bu açık denizde olacak, Birleşmiş Milletler olacak. Ve o tahılı o kontrol noktalarından aşağıya taşımak için eşlik edecek bir mekanizma olacak. Bunlar belki zamanla biraz daha hızlanacak, zamanla aşılacak. Çünkü hakikaten dünyanın bu tahıla, işte 25 milyon Ukrayna'da var, bir o kadar Rusya'da var. Çünkü baktığımızda bu iki ülke dünya hububat ihracatının neredeyse %30, %40'ına yakını yapıyor ki büyük bir rakam. 120 milyon ton yılda, savaşla birlikte biraz düşmüş olsa bile. Bu teknik detaylar de alt kadrolarla, ki bunlar kuruldu dediğim gibi, savunma bakanları, tarım bakanları, lojistikle ilgili bakanlar, ki anladığımız kadarıyla Ukrayna'dan altyapı bakanı geliyor Kubrakov, Rusya'dan da enteresan savunma bakanı buraya geliyor. Onun için bu çok kritik ve teknik detaylarla işleyecektir. Ama sonuç olarak Birleşmiş Milletler'in denetiminde ve Türkiye'nin katkısı ve gözetmenliğiyle, ki burada bir koordinasyon merkezi kurulacak, yavaş yavaş devreye girecek ki dünya için çok önemli. Özellikle savaşın geldiği bu noktada, çünkü şunu söyleyebiliriz, Rusya ile Ukrayna savaşın başından bu yana İlk kez bir anlaşmada, yani birçok görüşme oldu, İstanbul'da da oldu, ateşkes görüşmeleri, barış görüşmeleri Polonya'da, sınırlarda oldu. Ama ilk kez bir anlaşma için savaştan bu yana bir araya gelmiş durumdalar. Evet, önemli bir fotoğraf tabii, 16.30'da oluşması beklenen. Şimdi Rusya'nın kendi ürünlerini ve gübresini de satacağına işte siz de vurgu yaptınız. Bu imkanı da aslında savaş başladığından bu yana önemli bir ölçüde sağlamış olacak bu anlaşmayla. Rusya için de önemli bir anlaşma. Evet. Bir yandan güvenlik ihlalleri sorusu soru işareti yine çok çok önemli. Dün Amerika Birleşik Devletleri de açıklamalar yapmıştı. İşte o ihlalin olmaması için elimizden geleni yapacağız şeklinde. Buna dair neler söylersiniz? Şimdi bu anlaşma Ukrayna için gerçekten, ya hem dünya için önemli, yani gıda açısından, gerçekten gıda tedariği açısından önemli. İkincisi, çok uzun yıllar sonra Türkiye'nin katkısı ve Türkiye'nin hakikaten çabasıyla birlikte Birleşmiş Milletler'in böylesine büyük bir organizasyonu gerçekleştirebiliyor olması çok önemli. Ama Rusya açısından da şu önemli, Rusya şu anda dünyadan soyutlanmış durumda. Türkiye dışında neredeyse çıkış alanı yok. Türkiye ambargo olarak katılmıyor. Tahılda ambargo yok ama bu anlaşmayla Rusya kendi elini biraz rahatlatacak. Biliyorsunuz yani bu NATO'da Biden-Erdoğan görüşmesi de gündeme geldi. Tahran'da gündeme geldi ki Tahran savaşın başından bu yana Putin'in yurt dışına çıktığı ikinci ülkeydi. Birisi Kırgızistan'dı, ikincisi Tahran'dı. Yani böyle bir soyutlanmışlıktan, hem ticari ambargodan hem de psikolojik olarak Rusya'da bu anlaşmaya imza atmak zorunda belki de kalarak bir şekilde hem ekonomik olarak hem gıda tedariği olarak hem de dünyaya biraz olsun açılma olarak, nefes alma olarak Rusya açısından da önemli. Evet, burada mağdur taraf belki Ukrayna daha çok savaştan dolayı, ama Rusya'nın elinin kolay olmadığı da sonuçta bu geldiğimiz noktayı da ortaya çıkardı. Rusya da bu anlaşmaya imza atmak durumunda kaldı. Çünkü onların da nefes almaya ihtiyacı var. Peki, onların da nefes almaya ihtiyacı var ama anlaşmanın olası bir ihlali durumunda, yani iki ülke güçlerinin Karadeniz'de karşı karşıya gelmesi durumunda tablo ne olur? Şimdi bu önemli bir soru tabii. Çünkü çok kritik. Dediğim gibi yani ilk başta bir takım o teknik prosedürler açıklandıktan sonra o gemilerin mayınlı arazilerden çıkarılmaları, uluslararası sularda kontrol noktalarına getirilmeleri, onların aramaları, taramaları ilk başlarda biraz vakit alacaktır, biraz sorun olacaktır. Karşılıklı provokasyonlar tırnak içinde olabilir. Çünkü Ukrayna şunu diyor, gıda teminatı kadar kara sularımızın teminatı da önemli, yoksa anlaşmayı imzalamayız. Yani herhangi bir Rus müdahalesi kara sularına işleri biraz durdurabilir. İlk başlarda belki bu tür aksaklıklar olabilecektir. Belki bir takım provokasyonlar da olabilecektir. Ama iyi kurulacak bir mekanizma, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin katkısı, denetim mekanizmasının iyi işlemesi ve tarafların tabii ki iyi niyeti ve bu tahılı çıkarma isteği bir araya gelecek olursa bir süre sonra bunlar yola girecektir. Ama sonuç olarak burası
iki ülkenin savaştığı, bir ülkenin diğerini işgal ettiği, bir takım mayınların döşendiği, kara sularının hala sorunlu olduğu bir bölge. Onun için zaman zaman sorunlar da yaşanacaktır ama atılan adım gerçekten önemli bir adım. Çünkü bu işler öyle kolay kolay ilerleyemiyor. Çünkü bu kaç aydır bu görüşmeler yapılıyor, farklı seviyelerde yapılıyor ve bu geldiğimiz nokta bile çok ileri bir nokta. Dediğim gibi ilk başlarda yaşanacak sorunlar daha sonra aşılacaktır. Zaman zaman belki işte o tahıl tahliyeleri duracaktır, biraz yavaşlayacaktır ama prosedürün yola girmesi ve bu imzaların atılması da en azından hem dünyanın önünü açıyor hem Türkiye'nin de hakikaten o jeostratejik konumunun ne kadar önemli olduğu ve bu konuda ne kadar da ciddi ve samimi olduğunu gösteriyor. Evet, Türkiye bu süreç içerisinde hep müdahildi, arabuluculuk görevini üstlendi. Önemli bir pozisyonu vardı ve bugün de İstanbul'da işte bu imzaların atılması bekleniyor. Keza İstanbul'da bir koordinasyon merkezi kurulması da söz konusu Mete Çubukçu. Bu Türkiye açısından ne anlama geliyor? Türkiye'nin rolü tam olarak ne olacak? Zehra, savaşın ya da işgalin başlangıcından bu yana Türkiye'nin çok kendine özgü bir konumu olduğunu biliyoruz. Birincisi, stratejik olarak bulunduğu nokta Karadeniz'den iki ülkeye komşu olması, iki ülkeyle farklı ve yakın ilişkileri olması, üçüncüsü ambargolara katılmıyor olması, Rusya'nın en azından bir nefes borusu olması Türkiye'yi çok özgün bir konuma, yani coğrafi anlamdaki yerinin çok öne çıkmasına, işte bu jeostratejinin çok öne çıkmasına neden oldu. Sadece bu konuda değil, biliyoruz yani Antalya Diplomasi Forumu'ndan İstanbul'daki görüşmelere kadar Türkiye ateşkes görüşmeleri, esir değişimi görüşmeleri gibi noktalarda sonuç alınamasa bile ama en azından bunu yapabileceğini, bunun ev sahipliği yapabileceğini, iki tarafı bir araya getirebileceğini hep söyledi ve bunu da pratikte gösterdi. Bu da o noktalardan birisi. Muhtemelen Birleşmiş Milletler denetiminde Türkiye'nin de dahil olduğu bu koordinasyon merkezinin burada olması özellikle Rusya-Ukrayna krizindeki Türkiye'nin rolünü çok resmi olarak daha da netleştirmiştir diyebiliriz. Muhtemelen zaten bugün 16.30'daki toplantı bütün dünya medyası orada olacak. Bu toplantı ve imza töreni bütün dünyada yayınlanacak ve bu merkez sonuçta belki sadece tahılla ilgili gibi görünse bile bundan sonraki adımlarda muhtemelen belki bir ateşkes ya da başka bir anlaşma adımlarında yine Türkiye'yi bir merkez haline farklı bir konuma getirecektir. Yani Türkiye sadece bu tahılla başlamadı. Savaşın başından bu yana farklı yaklaşımlarla sorunu çözmek için attığı adımlar Türkiye'yi de bu noktaya getirdi ve tabii ki Boğazlar, yani Karadeniz'den iki ülkenin de aşağıya bütün dünyaya bu tahılı göndermesi için Türkiye'nin en önemli iki boğazı ve sonuçta Türkiye'de bunu diplomatik olarak gerçekten samimi bir şekilde her iki tarafa da ve Birleşmiş Milletleri de içine katarak her iki tarafa olan yakınlığıyla birlikte sonuca ulaştırmış gibi görünüyor. Bunun farklı alanlarda ben devamının geleceğini de düşünüyorum. Peki, gazeteci ve NTV programcısı Mete Çubukçu'yla değerlendirdik. Bugün saat 16.30'da Dolmabahçe ofisinde tahıl koridoru anlaşmasının imzalanacağını biliyoruz. Hem süreci hem sonrasında neler olabileceğini, anlaşmayı konuştuk. Türkiye'nin pozisyonunu da elbette sorduk, cevaplarımızı aldık. Anlatmayı sürdürelim.